بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا. صدق الله العظيم. 26. lemadan 11. rica. Böyle biraz duygusallık bir yer. Evet. Diyor ki Üstad Hazretleri Doğu'da bir küçük bir şey yapayım başlangıç. Doğu'da Ruslara karşı gönül yani halk hareketinin başındaydı. Yani o albay diyorlar. Şimdi öyle bir halk hareketin Ruslara karşı savaştı. Bütün talebenin çoğu talebesini feda etti. Ondan sonra Bitlis'in düşmesinden sonra esir düşüyor Ruslara. Kostroma'ya, Vladivostok değil mi? Oraya götürülüyor. 3,5 sene orada esarette kalıyor. Üstad Hazretleri. Sonra bir vesileyle Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kerametiyle oradan kurtuluyor. Avusturya, Selanik, ondan sonra İstanbul'a geliyor. Varşova falan. Ha, oralardan. Sonra Avusturya'ya, sonra Selanik vasıtasıyla İstanbul'a geliyor. Şimdi ondan sonrasını okuyalım. Böyle bir şey geçirmiş. Üstad Doğu'da Ruslara karşı bütün o halkın gönüllü hareketlerin başındaydı. Buna ne diyorlar ona ya? Bir şey, İrfan, gönüllü hareket... Öyle halk hareketinin başı bir şey diyorlar ona. Gönüllülük abi bir şey yok yani. He? Gönüllü, yani gönüllü denir yani. Gönüllü de işte böyle bir şey diyorlar ona, bir tabir kullanıyorlar. Onların başıydı. Kuvayi Milliye gibi bir şey. Ha, Kuvayi Milliye gibi, he. Kuvayi Milliye, yani milli bir heyecanın başıydı. Kendi talebeleri medreselerini de kapatıyor ve cihata katılıyor. Sonra Rusya'dan geldikten sonra İstanbul'a, şöyle diyor, esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Abdurrahman neyse oluyor? Abdülmecid'in oğlu. Yani yeğeni. Üstadın amcası oluyor. Yeğeni ile beraber Çamlıca'da. İstanbul Çamlıca, herhalde bu gençler bilmez. Bilir misiniz İstanbul Çamlıca'yı? Ha, bilirsiniz. Orada bir köşkte beraber kalıyorlar. Esaretten geldikten sonra. Ama ustad durmuyor tabii. Faaliyet yapıyor. Ayasofya'nın önünde 50 bin kişiye hitap ediyor. Ondan sonra İngiliz işgaline geliyor. İstanbul'a geldi ama İstanbul'da İngiliz işgali var. 1918. Onlara karşı da halkı harekete getiriyor. Halkı yanına alıyor. Hutuvat-ı Sitte'yi yazıyor. İngilizler buna ölüm fermanı çıkarıyor. Sonra işte onların işte papazları diyor ki evet bu diyor Said böyle eğer biz bunu asarsak Doğu Kürt böyle geneli halkı buna çok sever. Bu sefer bize isyan eder, biz onlara hakim olamayız diye o öldürmekten, asmaktan vazgeçiyorlar. Resmi ama. Gayri resmi iş yapmak istiyorlar. O zaman da durmuyor. Yeğeniyle beraber Çamlıca tepesinde köşte kalıyorlar. Bu hayatım, hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Niye? Çünkü esaretten kurtulmuştum. Yani Rusya'nın kampından kurtulmuş.
Darul Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun şimdi Diyanet İşleri'nin soru cevap makamı var. Soru sorulup da cevap verilen makam. O zaman Darul Hikmet-i İslamiye denilen bir şey varmış. Müessese var. Bir sistem var. Orada soru oraya soruluyor. Orası cevap imal ediyor. Böyle bir kadro. İşte İzmirliler orada. Elmalı Hamdi Yazırlar. Ondan sonra Mehmet Akif Ersoylar. Mustafa Sabriler vesaire. O zaman oradalar. Şimdi esaretten kurtardı. İstanbul'un en güzel yerinde Çamlıca'da oturuyor. Kardeşinin oğlu yeğeniyle orada hizmet ediyor. Sonra Darul Hikmet-i İslamiye'de mesleğiyle alakalı bir müessesede diyor. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Bir de halk teveccüh etmiş. Hem doğuda savaşmış, Ruslara karşı bütün talebesini feda etmiş. Cesaretle halkı da Ruslara, İngilizlere karşı İstanbul'da hareketlendirmiş. Şimdi ustak durmuyor. O zaman ustadın çok böyle tahmini üstünde bir teveccüh var. Ustada bir hürmet var. Hele doğular zaten veriyor. Bana diyor teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Niye? Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Birinci sebep bu. Mevkice İstanbul'un en güzel yerinde oturuyordum. İstanbul'un en güzel yeri Çamlıca'dır. Yani İstanbul'un 7 tepesi var. En yüksek tepe orası. Orada oturuyor. Başka niçin? Sebep bak, dünya cihetiyle en bahtiyar benim diyor. Niye? Bir, İstanbul'un en güzel yerinde oturuyorum. İki, hem her şeyim mükemmeldi. Niye? Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe hem hizmetkar, hem katip hem evladı maneviyen beraberdi. Böyle birisi de var yanında. Sonra dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım. Şimdi durum değişti. Dünyada en bahtiyar ben iken aynaya baktım. İsmail senin bakayım, beyazlar var mı İsmail? Var. Var değil mi? Baktım saçımda, aynaya bakınca saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette kosturmadaki camideki intiba ruhu yine başladı. Aynaya bakmış ki beyaz saçlar yani gözükmeye başlamış. Bizim zaten siyah yok. Bize ta temelden başlamış bu iş. Ama önemli olan o sese, o beyaz kıllar bir şey diyor. Onu duymak. Onu duymak. Her taraf beyaz olsa ne olur değil mi Bırak? Onu duymak. Yani sana da sana da çalışıyor. Neden İbrahim? Yani İçiniz en yaşlı benim. Yani hayat hepimize aktif kardeşim. Ben İsmail'i tanıdığım zaman beyaz yoktu galiba. Yoktu. Senin zaten yoktu. Kuksa Efendi hiç yoktu. Dün bak ne diyor? Saçımda baktım ki aynada diyor. Saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. E ne olmuş? Bak şimdi. Beyaz kıllar bak ona ne diyor. Birden esarette kostümdaki orada bir intiba olmuş. Yani baktı bütün talebesini kaybetmiş, medresesi kapanmış, vatanın, Rusların işgalini olmuş, kendisi esarette. Acayip bir ruh olmuş yani. Garip bir ruh. Ruh yani dünyaya şey yapmış, bırakmış sanki çanak anten gibi. Ahirete yönelmiş. Buna bütün kuvvetiyle intibahı ruhu deniliyor. Yani ruh uyanıklığı. Yani beden ve dünyayı onu meşgul edecek bir şey yok. Yani ne olacak ki ya? Her şey bitmiş. Medresesi kapanmış. Yani o çanak anten çanak anten uyduya tutuluyor ya. Bunun ruhu da çanak anten gibi ahirete
ve Allah'a yönelmiş. Buna itibar-ı ruh deniliyor. Yani bütün şiddetiyle ruh uyanıklığı olmuştu orada. Burada da olmaya başladı. Beyaz saçta kılları görünce. Bak ne diyor? Bir daha okuyayım. Birden esarette kosturmadaki camideki intibar ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum, yani onun oraya uyanınca kalben bağlı olduğum medarı saadeti dünyevi zannettiğim haleti esbabı tetkike başladım. Şimdi kalben bağlı olduğum şu dünya, başka bir de medar-ı saadet dediği dünya, işte evrad-ı manevisi, İstanbul'un yerinde bilmem, Darül Hikmet tarzı, onları dur bakalım bunlar neyin nesi, ama ruhunda da bir kaynama var yani. Ama dünya cihetiyle bütün imkanlar en güzel şekilde verilmiş. Ama ruhu buna bakmıyor. Acaba bende mi sorun var diyor, bunlarda mı? Şimdi onları tek tek ayıklayacak, bakalım ne olacak, ne bulacak onlarda. Niye her şeyim tamamken dünyadan koptum? Yani Rusya'da hapisteyken kopmasının kafaya, akla uyacak sebepleri var. Medrese kapanmış. Talebelerin çoğusu kaybetmiş, şehit olmuş. Memleketi işgal altında, kendisi esir. Şimdi bunun intiba ruhu uyanmayacak da kim uyanacak? Dünyadan kopmuş, çanak anten gibi ahirete yönelmiş. Ama burası öyle değil, bunun tam tersi. İstanbul'un en güzel yerindeyim. Evladı maneviyim yanımda. Darül Hikmet-i İslamiye azasıyım. Yani İslam'a hizmet ediyorum. İngilizlere karşı halk yanımda. Kitaplarım basılıyor. Hutuvat-ı Sitte basılıyor efendim. Sunat, Tuluatlar. Sonra Kürtlerin hamal şeyi var Eminönü'nde. Onlara hitabeleri var böyle ustadın gayrimünteşirde. Hamalları toplarmış. Onlara yol gösterirdi. Onlara mecra veriyor. Tamam da bütün şartlar en mükemmel. Niye böyle bir ruhunda gene bir inkılap oluyor? Hadi esaretteyken ruhunda inkılap olabilir. Her şeyi kaybetti ama burada her şey var şimdi. Anlıyor musunuz burayı? Her şey yokken o halet, her şey varken de uyanmış. Şimdi çok garip burası. Onun için okuyorum. Çok garip yani. Her şey varken niçin her şey yok gibi bir duruma geliyor? Bu sefer elindekilere bir bakayım dedi. Ya bu neyin nesi? Bu neyin nesi? Diye bir bakayım dedi. Kalben merbut olduğum, yani kalben bağlı olduğum medar-ı saadeti dünyeviye zannettim haleti esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse, yani o ben mutlu olduğum şey, mutlu olabileceğim şeylere tek tek baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. Çürüktür. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın haletine benzemiyor mu abi? Aynı ona benziyor. Baktı hapis şey kuyudaydı. Çocukken kuyudan çıkartılıyor. Köle olarak satılıyor. Sonra saraya giriyor. Sarayda kraldan sonra oluyor. Yani Maliye ve Adalet Bakanlığı gibi bir makam veriliyor. Bütün dünya şaşasıyla varken ne oluyor onun ruhundaki ölümünü istiyor. Yusuf Aleyhisselam ölümünü istiyor. Şimdi bu da baktım ki Allah Allah, bu ala kadar oldum biraz önce Çamlıca tepesindeyim, Darül Hikmet-i Azayım. Baktım hangisini tetkik ettim. Baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda, burası çok önemli, bu cümleyi kaçırmayın. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşım da umurmadık bir sadakasızlık ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördü. Bu vefa var ya, vefa, vefasızlık ve vefa. Şunu unutmayın. Vefa, vefayı temelini anlatayım. İnsan kendisini ne kadar tanırsa, et kemik olmadığını, et kemik olmadığını ne kadar tanırsa, o kadar fark eder kendisini. Yani şu mevcudattan farklı olduğunu. Tamam, bu mevcudattan farklı olduğunu. Beden itibariyle kainatın meyvesi gibi sonucu ama
İnsanın bir ruhu ve aklı var ki kainata benzemiyor. İnsan kitap okudukça başına bazı hadiselerle anlar ki ben bu dünya için değilim. Ne kadar böyle kendisini tanırsa farkındalığı artar. Farkındalığı artarsa kendisini o kadar tanır. Kendisini tanıdıkça sanatkarına, yapan ustasına, Rabbine karşı vefa duygusu olur. Vefanın ileri seviyesine de iman denilir. Yani vefa, vefanın altını anlattım. O zaman vefa, âli ruhların sıfatıdır. Onun süfli ruhlarda arama. Vefa, âli derken gençler, vefa var ya vefa, yani kamil insan, adam gibi adamın özelliğidir. Sen onu çakallardan, böyle dibe inmiş, kuyuya inmiş, çukur insandan arama kısacası. Yani vefa, âli bir ruhların sıfatıdır. Süfli ruhlarda arama. Vefa. Vefa çok önemli. İşte ustad diyor ki, ya böyle böyle vardı. Ama bir baktım o sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşım umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördü. Sadakatle vefa arasındaki ilişki ne? Yani sadakatsizlikle vefa şöyle, vefa içsel ahlak, hunuklar, huy. Sadakat ise eylemde olan. Yani eylemdedir sadakat. Sıdk. Yani fes takım kemal mürte. Emrolduğun düğün gibi. Orada sadakatı anlatıyorum. Ve ayette de ihtina sıratel müstakim. Yani sadakat eylemdedir. Yani adam gibi adam yaşamak. Yani. Eylemde onun sadakatsızlığını görünce aslındaki ruhundaki vefasızlığı fark etti. Onu da yok, vefasızlığı da yaptı. Vefasızlığı da yaptı diyor. Sadakatsızlık vefasızlık değil mi? Sadakatsızlık aslında yok. Şöyle tam o değil. Mesela yaşamaz ama vefa biraz da böyle yapamıyorum ama eziktiğini duyar yani. Lanet olsun nefsime, lanet olsun şu almaya beni berbat etti. Yapamıyorum ama yapmak istiyorum. Samimi adam. İçeride vefası var. Ama eylemde yapamıyor. Yani şarttan yok, üzülüyor. Buna üzülüyor yani. Yani bu sadakatsızlık... Vefa daha derin abi değil mi? Vefa daha derin. Enfusi. Enfusi oluyor. Tabii. O yıkıyor yani. Mesela ustada sadakatsızlık yaptı. Ustadı eylemde satıyor. Eylemde satıyor. Yani çok tuhaf bir hatıra var ama anlatmak istemiyorum onu. İşte bu zat fiilen ehli bidaya geçiyor. Bida yani dine zıt olan bir ceylana bilerek ve bilmeyerek onların yanında oluyor. Ama şöyle düşünüyor bazı Müslümanlar, çoğu Müslümanlar şöyle der ya. Ya biz orada olalım da onlardan gözükelim de ama kalben ruhen onlarla işimiz yok. Ama gide gide ne olur bu? Orayı yaşaya yaşaya orayı normal görmeye başlar. Normal görmeye başladı mı vefa gidiyor işte. Vefa o zaman azalıyor. Bunu nerede anlatıyor? 14. sözde deprem bahsinde 3 tane şeyde halle olur. İlk önce şöyle yapar. İltizamen. Yani fikren tarafta olmaz ama yani ben onlardan gözüküyorsun, onlardan değilsin. Sonra yani zihniyetin farklı ama onlar gibi yaşıyorsun. Sonra onlar gibi düşünmeye başlıyorsun. Sonra onları met ediyorsun. Ondan sonra iltihak ediyorsun. Onlardan oluyorsun. Ha? 3 tane sıfat. Deyince bunu geçemiyorum biraz. Hani bunu da şunu da söylemiştiniz. Vefa gavru idama çekildi. Tufanı gadr feverana başladı. Şimdi bundan bahsederken siz demiştiniz ki Hasan abi. Şimdi bir insana bir kötülük yaparsınız, bir yumruk atarsınız, parasını çalarsınız. Benzer kötülüklerle birlikte Hasan abi, sizin düşmanlığınız veyahut da kininiz veyahut da üzüntünüz sadece o kişiye karşı olur. O kötülüğüne binaya. Fakat vefasızlık öyle bir
olay ki ruhundan sanki sizin ruhunuzdan çalıyor. Yani bütün aleme sizin bakışınızı, nazarınızı bozuyor. Bir tek o şahsına yönelik değil. Bir evet. Kişiye değil, umumileşiyor. Umumileşiyor evet. O zaman. Mesela şöyle bir şey oluyor. Görüyor ondan bundan birkaç tane eksik hata görüyor. Bu sefer genelleştiriyor. Diyor ki, tamam canım Müslümanlar bitti. Yani şöyle yapıyor. Tamam canım herkes bitti. Herkes kendini çalışıyor. Yani böyle ya yok ya bunlar bu şey genelliyor. Vefasızlık insanı güvenini de yıkıyor ve o şahsın vefasızlığını sadak eylem gibi değil. İnsanlığa, Müslümanlara bakışına zarar veriyor. Biz genelliyoruz. Diyoruz ki yok tamam artık bitti canım. Müslümanlar bitti ya böyle. Bu da oluyorsa böyle adam da bu adam da böyle yapıyorsa artık bunun dibi çıktı. Sanki münafığın sıfatı gibi görünüyor. Yani münafık değil de münafık değil de. Vefasızlığı yapanda da mı var biraz? Yani buna sebebiyet vermesi noktasında yok. Yani sonra gide gide vefasızlık münafığa gider ama başlangıçta değil yani. Yani demek ki vefa ulvi bir sıfattır. Yüksek bir sıfattır. Güzel bir ahlakın şeyidir, bütünselliğidir. Onu böyle bozulmuş, ahlaken çökmüş insan da arama. Onun ama için... bu imanla değil biraz. Mesela yok kafir... Allah Resulü imanla şey yapıyor. Ama İmanın alametidir. Bazen kafirde de vefa tarzı şeyler olabiliyor. Böyle yüksek âli şeyler. Olabiliyor aslında. Evet. Yani adam imansız ama çok vefalı. Çok yani o vefa ölçeğini yani nereye kadar taşırsınız bilmiyorum ama mübaşeret, insani mübaşeret tabii, olarak. İlk önce şeydir bak şurada 14. sözde bak göstereyim ya. Onu Fotokopi bu yani kitap. Bunu fotokopi yapmışım. Bak diyor ki ilk önce ben onlardan gözükeyim de belki menfaatlanırım ama fikrim bu değil. Bu fiiller. Onlar gibi yaşıyor. Ama ruhu öyle değil. Bu gide gide onlar gibi yaşaya yaşaya ikinci bir kategoriye çıkıyor. İltizam ediyor. Ya onlar da doğru kardeşim. O kadar da şey yapmanıza gerek yok ya. Yani onu iltizam ediyor. Yani tarafkir oluyor bu sefer. Onlar gibi düşünmeye başlıyor. İlk önce ne yapıyor? Onlar gibi düşünmüyor. Onlar gibi yaşıyor. Sonra onlar gibi yaşaya onlar gibi düşünmeye başlıyor. Tabii yanlış şey yapıyorsunuz siz ya. Öyle kötü adamlar değil diye. Onlar gibi taakkuldü, tasdik oldu gibi. Tasdik. Sonra biraz da ileri gitti mi üçüncü bir kategori düğmesine hani böyle düğmeler olur klima 1, 2, 3 diye üçüncü kategoriye çıkıyor. İltihak ediyor. Onlardan oluyor artık. Yani ama işin garip tarafı gençler bana bir şey olmaz diye yola çıktı. Ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Ben onlardan mıyım? Hiç kimse bozulmadan önce ben bozulayım diye yola çıkmamıştır. Nasıl çıktı da o hale geldi? Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz diyenler oldu. Ben bildiğim için söylüyorum. Uzmanlarından da aldım bu şeyi. Boğulanlar boğulmayı bilmeyenler değilmiş. Bana bir şey olmaz deyip yüzmeyi bilenlerdir. Bana bir şey olmaz. Öyle oluyor. Zaten yüzmeyi bilmeyen atlamıyor. Sayfa kaç abi orası okudunuz? 172. Neresi hangi kitap? O sözler. Bak diyor ki ilk önce o zalim eşhasın harekatını fiilen. Öyle düşünmüyor, onun gibi yaşıyor. Sonra iltizam ediyor. Olur mu ya lazım koyduk. Ya onlar da şey ya o kadar kötü insanlar değil ya bırak ya bu Almanlar da şeydir ya diyor. Ama temelde en tehlikeli şu bana bir şey olmaz sanır. Ya ben zaten ustadımla kalbim beraber affederseniz gazı kaçırıyor. Dediler ki bak abdest vuku buldu gaz kaçtı. Benim kalbim temiz ya gaz kaçtı ama abdest gitmez. Niye? Niyetim temiz. Lan niyetine bakmaz ki fiil bu.
ortada bir hadise var. Bu fiile bakmıyor. Ha? Mesela benim niyetim namaz kılmak. Namaz kılmanın niyetiyle yetmiyor. Namazın farzlarından bir tanesidir niyet. Bir tanesi de kıble. Böyle duruyoruz. Kıblemiz bu. Mesela böyle dursa İran'a doğru. Niyeti namaz kılmak onu olur mu namaz? Fiilen de doğru olması lazım. Bu çok önemli. Yani bir daha söylüyorum, üç defa oluyor. Bana bir şey olmaz diye yola çıkıyor. Peki günahlar nasıl işleniyor YouTube'da ve videolarda? Merakla işleniyor. Beş olmaz. Şey, bakalım çıkarım şimdi ya. Bitti o. Yani girmemeye gücün yetmiyorsa girdikten sonra çıkmaya, terk etmeye gücün yetmez. Girmemeye gücün yetmemişler. İçine girdikten sonra nasıl çıkacaksın? Yani İsmail öyle. Bana bir şey olmaz. Ben ya bunlar aşarız ya şimdi bir şey yaparız. Ondan sonra biraz daha bir canı varsa ya tövbe ederiz. Tövbe bile hatırına gelmez. Belirli bir safhaya geldin mi? Sonra artık inandığın gibi yaşamıyorsun. Onlar gibi yaşıyorsun ama sonra yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun ki vicdanın rahatsız olmasın diye. Biraz da bakıyorsun ki ya dinini sorgulamaya başlıyorsun. Ya tamam da bu niye adam olsun ya? Yok canım. Birisi de dese ki yok falan. Öyle ya tabii Ümit ya. Öyle bir şey yok falan diye demeye başlıyor. Allah muhafaza öyle batıp gidiyor işte. Ama ilk önce neyle başlamış? Bana bir şey olmaz. Bu olanlara hep bu niyetle gitmiş. Batanlar bana bir şey olmaz dedikleri için battılar. Bana bir şey olur. Aman ha dikkat edeyim dese batmaz. Bulaşır batmaz. Diyor ki hangisini tetkik ettim? Çürüktür, aldatıyor, alakaya değmiyor. O sıralarda sadakatli zannettim bir arkadaşım da umulmadık bir sadakatsizlik. Yapmaması gerekirken yaptı. Sonra bir de baktı ki yaptı ama bir vefasızlık da var. Bu vefasızlık içsel bir şey. Hayat-ı dünyeviden bir ürkmek geldi. İşte buradan çıkarttım. Vefasızlık, bak vefasızlık hayattan ürkütüyor insanı. Bak bir daha Murat'ım, abim burayı kaçırma. Genelledi, üstad da genelledi. Genelledi şimdi. Evet. Vefasızlık görünce hayat-ı dünyeviden bir ürkmek geldi. Allah Allah. Üstad da ama sonra Kur'an'ın imdadına yetişiyor. Üstad ama... Beşeriyetine ustat ama sonra imdat Kur'an müsbette kullanmıyor. Şimdi kullanacak bakayım. Yani vefasızlık görünce şahsında kalmıyor. O vefasızın şahsında kalmıyor. Genelliyor. Dünyaya küsüyor bu sefer. Mesela çocuk babaya küser işine devam eder. Anneye de küstü mü hayata küsüyor. Hayat anlamını yitiriyor. Bak vefasızlığı görünce hayat-ı dünyeviyeden, dünya hayatından ürkmek geldi. Kalben dedim, acaba ben bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Yani ustada vay be ne büyük adam fakat İçinde ustadın kıyametler kopuyor. Yani Allah Allah dünyadan bir nefret geldi. Ondan nefret gelsin. Vefasızdan nefret gelsin. Fakat vefa öyle değil işte. Sanki bir çekirdektir yani bir düğme gibi dünyadan bir nefret geldi. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyor. Her neyse ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intiba cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Ha, alakadar olduğum şeyler var ya, arabadır, şudur budur işte dünya cihetine. Hani insanın namazını, davasını, ruhunu, şahsiyetini terk ettiği şeyler var ya, terkine vesile oluyor. Bir baktım ki diyor, onlar fani. Ama fanisini, fanilerin faniliğini herkes görmüyor. Fanilerin faniliğini görmek acayip bir meziyet. Hani günah görmek. Nedir alameti? Tövbe ve istiğfardır.
Ama tövbe ve istiğfar etmiyorsa günah günah görmüyor demektir daha. Fanilerin faniliğini görmek bir intiba ruhuyla olur. Yani ruhun uyanmasıyla olur, böyle biraz ruh arayış içinde olur. Her zaman gençler, her zaman ruhta bu ihtiyaç olmaz. Yani böyle bir beka istemek, ebed istemek, böyle şu dünyalık istediklerinden daha üstün bir şey istemek. Mesela dünyalık, yani arabayla Allah'ı istiyorsun. Yani üstün, her zaman olmuyor. Kendime de baktım, nihayeti asli gördüm. Bir kendime bir baktım ki, oho ne kadar aciz. Nedir ya kardeşim, bir gözle gözükmeyen bir mikroba mağlup oluyor. Adam tansiyonuna, kolesteroluna hakim değil. Neyine hakim olacaksın ya? Kalbe, kalp, kolesterol, tansiyon vesaire şeyine hakim değilsin ya. Mide ağrına ya. Kanserine hakim değilsin kardeşim. Daha acayibini söyleyeyim. Kafandaki düşüncelerine, aklına bela olmuş ya. Aklını tepeliyor. Aklına hakim olamıyorsun da nereye hakim olacaksın? Kendine mukayyet değilsin ya. Oğlum, o kadar aciz insan. Aklımıza bela olmuşsa, oho, çok zor. O kapıyı kapatır mısın abi, aşağıya gitmesin. Diyor ki, o vakit kendime baktım, nihayetsiz asli gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehümüyle fanilere muttele olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermedi, bir kadir ezeli lazımdır diyerek tarihe aramaya başladım. Faniyim. Fanilerden bana ne gelir ki? Ben de acizim, sen de acizsin. Benim ihtiyacıma nasıl gidecek? Sen de zaten acizsin. Sen bendeki rahatsızlıklar, istekler, ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, sende de var. Bak ne diyor? Madem cismen faniyim. Baksana arkadaşlar, ben böyle miydim? Ben de sizin gibi böyle dinamik bir şeydim. Bak abi bitti. Cismen ben de faniyim diyor. Bu fanilerden ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, benim gibi aciz insanlardan ne bekleyebilirim? Öyle değil mi? Mesela doktorları can kurtarıcısı gibi gözüküyor değil mi? Epey oldu tabii, bir örnekle vermiştim. İçinde Çapa'ya, Celalpaşa'ya mı gitmiş? Celalpaşa değildi o. Doktorlar odasına gittim, sordum. Dediler ki, hayırdır niye arıyorsun dedi bir tanesi. O doktor, dedim ya, benim dostumdu dedim, ziyaret etmek için. Başka bir işin var mı dedi. Ziyaret, yok dedim. Yani şimdi ziyaret için, evet dedim, bir selam vermeye. Dedi ki, bir işin varsa ben yardım edeyim sana dedi. Yok efendim dedim ya, ben onu... Madem dostundur dedi, nasıl dostsun dedi. Bir ay önce mi ne, 15 gün önce vefat etti o dedi. Sen nasıl bilmiyorsun dedi. Şaşırdım, ne diyeceğim biliyor musun bakın. Dedim ki ona, acayip dedim. Doktorlar da ölüyor mu dedim. Hep doktor orada, lokali. Doktorlar da ben dedim öleceğini hiç tahmin etmiyordum ki dedim. Doktor nasıl ölür? Ne bileyim dedim, doktorlar da ölüyormuş dedim. Oturuyorlardı diğerler ve herkes sırtçamış konuşuyorlardı ya. Öyle biraz sesim yüksek bakınca sırtlarını döndü. Ya ne bileyim dedim, doktor nasıl ölür dedim ya. Niye ölür dedim, ne akla ölür ya, nasıl ölür? Demek ki doktorlar da ölüyormuş dedim. Ben ne bileyim, ben hiç ihtimal vermiyordum öleceğini. Şimdi madem acizim, bu acizlerden ne bekleyebilir? Benim derdime çare bulacak bir baki sermedi, bir kadir elezir lazım. Beka istiyorum. Baki lazım bana. Ben faniyim. Baki lazım. Öyle birisi lazım ki isteklerime cevap versin. Her yerde olmak istiyorum. Her yerde olan birisi lazım. Ölmek istemiyorum. Ölmeyecek birisi lazım. Her şeyi istiyorum. Verebilecek sonsuz kudret sahibi olması lazım. Sen bana ne yapabilirsin ki?
Yani sen de tansiyonun hakim değilsin, kalbin hakim değilsin, miden hakim değilsin, düşüncen hakim değilsin ya. Ama böyle birisi lazım diyerek araştırmaya, tahariye başladım. O vakit her şeyden evvel eskiden beri tahsil ettim, ilme müracaat ettim. Peki insan en zor durumunda ne yapar? En yakın kendi hazinesinde, torbasında olana müracaat eder. Bir sıkıntı olduğu zaman biz, vesvese olduğu zaman, aklımıza bela olduğu zaman kime müracaat ederiz? İlmimize. Bak bu da ilmine müracaat etti. Bir teselli, bir rica aramaya başladım. Ma teessüf, o vakte kadar ulumu felsefeyi, ulumu İslami ile beraber hafsalama doldurup o ulumu felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekamül ve medare tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Allah Allah. İnsanın en yakın olduğu sermayesi arabasıdır, parasıdır. Ondan daha yakın nedir? İlmidir. İbn-i Nevi baktı ki oho, kendi düşüncesini bile kıvıramıyor. Kendisi kendisine hakim olamıyor. Meğer bu beşeri ilimler, felsefi ilimler kirletmiş. Kirletmeseydi ruhumda bu sıkıntılar olmazdı. Yani nedir o beşeri şey? Sebep sonuç ilişkisi esas kabul ettik. Yani sebepsiz yaratılmayı anlayamıyoruz. Sebepsiz yaratılma, aklımız o kadar acayip olmuş ki ille elmayı ağaçtan, sütü sığırdan, çocuğu anne babadan, yani anne babasız ne oluyor? İşte sebep sonuç, baktı ki sebep bu. Hayatta vefasızlık var, sadakatsızlık var, ortadaki hadisi bu. Bunun arkasına nasıl geçeceksin ya? Bu yokmuş gibi de davranamazsın. Hayatta bunlar da var. Yani o zaman öyle bir zat sana lazım ki bunların arkasına seni geçirecek. Ondan sonra bu ilimle olmuyor senin ilimle. Senin ilimle başvuruyorsun, müracaat ediyorsun. O da onaylarsa senin ilminin arkasında da ilmini bile o yönetecek makama geçiriyor seni. Hadiselere, kendi düşüncelerine, aklına da mukayyet oluyorsun. Hani derler ya böyle, hatırlar mısınız? Aklına mukayyet ol. Aklına hakim ol. Aklına. Aklıma nasıl hakim olacağım? İlimle olmuyor ki. İlim aklın içinde. Bu aklın üstünde bir makam lazım. O da nedir? Kalptir veya ruhtur. O çalışacak ki aklının arkasına geçesin. Her şey akıl olsaydı bu sıkıntıdan dev olanlar var, kurtulurdu. Niçin akılla çözemezsiniz? Çünkü arkadaşlar bu lafı unutma şey İbrahim. Bu kainat akılla kurulmadı ki, bu kainatın sırlarını akılla çözeyim. Bu kainatı Allah akılla kurmadı. Ben veya sen sonradan gelmişiz. Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah sevdiği için yaratmış. Sevgi de akıl değildir. Kainatı aklın ölçülerine göre kursaydı, akıl kainatın sırlarını çözerdi. Daha kendi sırrını çözememiş. Kainatı nasıl çözecek? O zaman kendi aklım baktım ki acayip halleri sokuyor. Mesela kabir ve sonrası. Benim beşeri ilim, fizik, kimya, laboratuvar ilmi, matematik, kabir ve sonrasını nasıl izah eder? En büyük sorun mezar. Kimya ile matematikle çözebilir misin? Hadi çöz bakalım. Ne oldu bu adam nereye gitti? Sen de gideceksin. Herkesin en büyük meselesi ölüm. Matematikle çözülmüyor, kimya ile çözülmüyor. Felsefeyle de çözülmüyor. Akıl oraya kadar gidiyor. Ha başka bir şey lazım diyor. Muhabbetle mi çözülüyor o zaman? Muhabbet işte. Muhabbeti çözeceksin tabii. Bu kainatı bir sebebi vücubu muhabbettir. Tabii muhabbet şuunat-ı zatiyedendir. Akıl ise irade, kudret, ilim ve hayat subut-ı sıfattan yaratılan bir cihazdır. Subut-ı sıfattan. Muhabbet ise sıfat-ı zatiyeden de üstün, şuunat-ı zatiyeden. Şuunat-ı zatiyenin merkezinde şefkat-ı mukassize, sonra bir dışarısı nedir? Muhabbet-i münezzeh. Vefa yol için mi Allah'ım? Evet. Vefa akıldan da arkada. Yani onu yöneten
aklı yöneten vefadır. Akıl nasıl böyle bir şey biliyor musun? Şimdi aptaldan hırsız olur mu? Hırsızlık yapmak istese hırsız öyle zekice davranır ki neyle yapar hırsızlığını? Aklınla yapar. Mesela bir misal vereyim. Bugün derse gelmeyeceğim dediğiniz anda akıldır ki tabii ya yorgunsun diyor ya. İşten çıktın diyor. Yarın gidersin diyor ya. Acelesi yok diyor. Gündüz de gidersin. Ben işe gitmiyorum dediğin anda 10 tane sebep akıl çıkarır. Tersini yapalım. Ya bugün ben derse gideyim. Tabii ya gitmem lazım. Ne zamandan beri gitmedim. Bir vesile olur ya, bahane olur ya. Hem buzlar da çözülür hem böyle de sıkıntın da var. Yani niyet neyse akıl ona göre çalışıyor. Cihazdır diyor ya akıl bir cihazdır. He, bak. Alettir. Yani aleti nasıl kullanacaksın? Bak bir daha söyleyeyim. Eğer bir şeye niyet ederseniz derse gelmeyin. Tabii canım ya gelmen lazım diyor. Ne zamandan beri gitti. Hem arkadaşlarla tanışırsın. Şöyle olur. Yani gelmen gerektiğini niyet ettikten sonra gelmene sebep 10 tane sebep bulur. Aynı insanın niyeti ya bugün gitmeyeyim ya. Tabii ya der akıl. Hemen gelir. Yorgunsun diyor. Ya bugün başka zamanda gidersin ya. Halbuki o Allah'ın günü o kadar şey var ki. Şimdi bakma. Şunu şey yap diyor. Kendine biraz zaman ayır falan. Bir sürü sebep uydurur. Demek ki akıl kendi başına bir cihaz insaniye bize yol gösteremez. Eğer gösterseydi dev insanlar, filozoflar batıp gitmezdi. Ve dolayısıyla Allah da kitap ve peygamber göndermezdi. Kitap ve peygamber göndermezdi. Akıl kendi başına bulsaydı. Akıl nedir? Bir alettir. Kalpler, vicdan var. Ama bunun arkasında bir vefa var, iman var. İşte Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Vefa imanın hassasıdır diyor. Yani imanın alametidir. Ama en büyük vefa kimedir? Allah'adır. Kendine nedir? Kendine değer vermektir, kendine saygı görür, kendine kıymet vermektir vefa. Diyor ki maalesef diyor, o vakte kadar ulumu felsefeyi, ulumu İslami ile beraber hafsalama doldurmuştum ama o ulumu felsefe pek yanlış olarak medari tekam ülü felsefe var. Bir Kant okumuş, Hegel okumuş diyelim. Vav wow, aydınlanmış. Ne aydınlanmış? Daha acayip gittin yani. Bir sürü odun yanları var. Madeni tekamül, medari tenevvür zannetmiştim. Ben o kadar insan tanıyorum ki imanı böyle var mı yok mu diye şüpheleniyorum ya felsefeci ya. Dev kitaplar okumuş. Dev kitaplar ama eğer istikametli bir eser, asıl imamının eseri yoksa o felsefi veya o bilim adamı sapıttırıyor işte. Hatta küfrüne bile vesile yapıyor onu. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştum. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmet-i kutsiye imdadıma yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Yani hakikaten o Kur'an hakikatler mesela Murat sen almaya da nurları tanıdın. Biz de okulda tanıdık. Yani ben de okulda tanıdım. Ve Risale'leri tanımadan önce biz 1970'te Asker Lisesi'nde okuyorduk. 70 ya. Tamam. Ben de orada okudum. Orada mı okuyor? Ondan sonra bak ne tevafuk acayip bir şey. Ama bir sürü bize Hegel'i okutturdular. Sağcılık solculuk vardı. Bir sürü Hegel'i, Mao'yu, Tao'yu neler okutturdular. İstersen şey yapma. İlerici liseli gençliklerine bilmem dev genç vardı, dev soluya vardı. Yani birle bulaşıyordum bir şekilde. Sonra ondan sonra lise dönemine geldiğimiz zaman ondan sonra lise dönemi gelince risaleleri okulda tanıdık. Aman Allah Allah. Okudukça o kafamızda o bize anlatıyorlardı ya, sınıfta anlatıyorlardı, lokalde anlatıyorlardı vesaire, kitap veriyorlardı. Çocuksun sen de. Hocan yapıyor, edebiyat hocası, Türkçe hocası yapıyor bunu. Yani ötekiler de pek şey yapamıyor. Bu sefer ama risale geldikçe bak ustada Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsesi yetişti. Ben mesela kendi itiraf ediyorum kendim noktasına. Ben Risale-i Nur'u tanıdım, namaza başladım. Allah ile tanıştık. Allah'ı biliyorduk. Tabii ki doğa yani bizim yöresel örf, anane, kültür tabii ki din, iman, oruçlar var ama yani ne kadar şirkler varmış kafamızda.
yani daha temizlendiğini bilemem ama ustadın da felsefe ilimleri, o dinden kopuk, nazarlı felsefe, dinden kopuk ruhunu kirletmiş. Kur'an-ı Hakim'deki hikmet-i kutsi imdadına yetişti. Hangisi? Hikmet. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَدْ اُتَلْ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verildi diye. Yani olayların gözüktüğü gibi olmadığını, olayların arkasındaki Allah'ın hikmet gayesini dirayetiyle, basiretiyle, ferasetiyle onu anlamasına hikmet deniliyor. Tamam. Olayın arkası, olayın arkasını görmek. Neyle? ABC'den olsun, basiret, dirayet, ferasetle. Evet, ortada kimse yok. Yok, vallahi bu adam böyle bir adamdır. Ama delili yok. Olsun, ferasetiyle. İmam Ali diyor, müminin ferasetin korkun diyor. O Allah'ın nuruyla bakar diyor. Feraset Allah'ın nurudur. Demek ki ustadın da felsefe fikirlerini Kur'an-ı Hakim'in nesi? Çok sıfatı var. 40 tane icaz manevisi var. Bir tanesi hikmet. Hikmetle temizlettirdi. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı. Temizlettirdi. Ez cümle fununu hikmetten gelen zulümat-ı ruhuya ruhumu kainata boğduruyordu. Yani siz zannediyor musunuz o psikoloji, psikratist, psikologlar, aile danışmanları çok mutlu insanlar. Ben biraz işim olduğu için rüyat noktasında serbest bölgeyi, psikolojiyi anlattığımdan dolayı ister istemez münasebet kuruyoruz. Ya YouTube'dan beni buluyor, ya Nur dersinden buluyor, ya bilmem nereden şunlar bunlar bir şekilde buluyor. Ve onlara gidiyorum, onların kantinlerine katılıyorum, kendileri çağırıyor. Yani bunlar çok ciddi hasta mesela... Etfal Hastanesi var Şişli'de, İstanbul'da, Türkiye'de. Ona yakın yerde mesela özel şey, adamın işte toplamışlar 3-5 kişi, telefon ediyorlar. Bir tanesi tanıyor beni. Gidiyorum böyle bazen işte 2-3 ayda bir, 4 ay, 6 ayda, bazen senede bir. Böyle bakıyorum, ne diyorlar biliyor musun? Siz de duymuştunuz. Hangi hoca olursa olsun mutlaka belli bir rutin bir şekilde başka bir hocayı kendisini tedavi ettiriyor. Anladın mı? Duymuşsunuzdur. Mutlaka. Ben de öyle. Böyle şey yaptığım zaman böyle kendimce üstün kamil gördüğüm insanlar var. Arkadaş dostlarım var. Nur talebeleri var. Gider Rüşt abi sağken o bizi temizliyordu. Böyle. Gidip onun sohbet ediyoruz. Tamam. Şimdi Üstad Hazretleri de o okuduğu felsefe ruhumu diyor bak, ruhu zulümat, öyle ruhu eziliyordu. Mesela adam çok iyi bilim adamı ama mesela bir tane misal vereyim. Rus, bir insan nasıl mutlu olur, mutluluğu nasıl yakalanır diye çok meşhur Rus karı koca, 3 cilt kitapları var, İnsan nasıl mutlu olur. Öyle bir Türkçe misin? Nasıl diyordu kitabın adı? İnsanın mutluluğunun sebebi mi? Yani böyle bu manada bir kitap yazarı. İkisi karı koca. Yani Rusya'da dev yani. Dev. Adamlar işte kaç sene oldu? 3 sene mi oldu? İkisi intihar etti komple beraber. Sarılarak intihar ettiler. Acayip bir şey. Mesela Türkiye'de de birisi var. İsmini vermeyeyim, böyle dinden kopuk bir adam. Dinle alakası yok. Ailede mutluluk huzur ait bir kitap yazmış ama boşanmış. Ailede mutlu ve huzur nasıl olunur? Boşanmış, boş ya. Tanıştım da. Ya dedim bu kitap dedim siz bir falan denk geldik. Dedim ya Allah bir bakayım dedim. Ya bilmiyordum, tahmin etmiyordum öyle dedim. Karısı okumamış kitabı. Ondan sonra dedim ki evinizde dedim ya cennette asa bir huzur var dedim ya. Evet arkadaşım diye falan. Baktım sesi kesildi. Ya ben de işte patavat. Ya yoksa ayrılmış mısınız dedi. Nereden çıktı dedi. Niye bunu sordun? Dedim ya Ruslardan böyle bir adam evet dedi. İsmini de zikretmek istemiyorum ama. Neydi o? Adam işte meşhur. İnsan nasıl mutlu olur diye, nasıl huzurlu olur, olayın arkasına nasıl geçer diye yazmış. Ama dedim karı koca beraber ne ilaç mı ne yaptılar? İntihar etti. Siz dedim böyle bir şey hiç ses yapmadı.
Yani sükut ikrardandır. Evet de demedi de. Ama beraberiz de demedi ya. Alıştığım için artık bu. Yani içinde din yoksa, içinde Allah yoksa, hangi ilim varsa başına beladır. Ha? Yani içinde Allah yoksa, içinde ahiret inancın yoksa beladır. İnan bana. İşim bu benim. Yani mesela bir tıpçı doktor tırnak arasındaki mikropları biliyor. Da bak. Eğer Allah'a dört tane şey, Allah'a teslimiyet, tevekkül, itimat, kanaatı yoksa, dört tane bak. Allah'a tevekkül, Allah'a teslim, Allah'a itimat, Allah'a kanaat, Allah ile kanaat etmiyorsa, başka şeylere giriyorsa, arıyorsa, bu insan tırnak arasındaki mikroplar onun kabusudur. Biz bilmiyoruz ki tırnak arasında ne kadar nasıl mikrop olur. İbrahim bilmiyoruz da sağımız değil. Biyolog değiliz yani, bilmiyoruz. Ama o çok iyi biliyor. Evet gözüm görmüyor ama bir tanesi aktif oldu mu dumanım. Ne yaptı onu? Ruhunu kirletti işte bu. Allahsız düşününce bu bilgi tırnak arasında nasıl mikro canlılar olduğunu bilmiyoruz. Bu bilgi ne oldu? Başına bela oldu. Ama bu bilgiyi Allah nazarıyla bakarsa marifetullah olur. Bu bilgiyi bilmek marifettir. Allah ile bakarsa marifetullah olur. Yani sorarsınız, ya bu bilgiler insanın ruhunu nasıl kirletiyor? Allahsız düşününce nasıl böyle, keşke bilmeseydim der ya. Her bildikçe aşağı iniyorsun. Daha korkuyorsun ya. Daha psikoloji gidiyor ya. Bir tanesi öyle demişti böyle. Ya dedi, biraz boğazımda şey oluyor dedim. Ünlük böyle şey yap dedi. Ya dedim ben dondurma şey yapınca daha rahat. Allah Allah. Yani onun şey okuduğu fene göre ama böyle oluyor bende. Nasıl oluyorsa. Hani sebep sonuç alt üst ediyor mesela. Değişik oluyor. Hangi cihete baktım nur aradım. O meselelerde nur bulamadım. Teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen ve la ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Rahatla nefes aldım. Niye? Tevhid şu arkadaşlar. Allah'ın birliği falan değil ilk önce. Manası şu. Tevhid demek. Osman nasıl da hatırladın mı abi? Ya, tevhid. Tevhid zıtların olduğu alem içindeki. Mesela soğuk sıcak. İman küfür, hak batıl, küfür dalalet, zıtlar değil mi? Ha, bu zıtların, bu zıtlar olan, alemin sahibi olan, tek olan Allah. Yani bunu dersen, tevhid işte aleminde açığa çıkıyor. Zıtların sahibi olan tek Allah. İşte o zaman bu mevcudatta işte insan fanidir ama beka memleketi de var. Bak zıt. Ölmek istemiyorum, ölünmeyecek yerde var. Mikrop var ama onun sahibi de var. Ya derdim çok ama Allah'ın da var. Abi günahım var. Allah'ın tövbe sistemi var. Tamam. Böyle zıtlar olduğu zaman ümitsizlik yok yani Müslüman'a ümitsizlik yok. Yoksa Allahsız baktığın zaman bir hatıra, bir olay, bir sadakatsizlik İbrahim değil mi? Bir vefasızlık seni ümitsizliğe atıyor ya. Veya bir düşünce sabaha kadar yatırmıyor seni. Kafanı kemiriyor. Ya ne yapacağım inşallah gençler gelirseniz. Yer yer psikoloji ders yaparız yani. Ben psikoloji şey yapıyorum böyle biliyorsunuz yani sitede. Yani insan nasıl aklına mukayyet olur? Yani sabaha seni yatırmayan şey. Bunun arkasına nasıl geçerim? Yani bu tabii o Rus gibi değilim tabii. Olayı anlatıyor ama kendisi geçememiş. Ben tabii Kur'an'ın ve Risale-i Nur ölçüsü olduğu için arkasına geçip rahat edebiliyorsun. Ondan sonra bir yerdeydim. Dedi ki yani diş. Böyle şey yapacağım dedi bak burası biraz ağrır dedi. Merak etme sen vur dedim. Ondan sonra vurduktan sonra dedi ya nasıl yaptın dedi. Yani böyle biraz şey yapmadı. Sen şey yaparken başka şey düşünüyordum dedi. Bir yere odaklandım. Ciddi bir yere işte benim o. Hayat inşallah tabaka insanı çıktığı zaman onu yapacağız ya fosu inşallah bu almaya da. Ondaydım. Mesela dişe vururken ona odaklandım. Tamam. Burayı unuttum kısmen. Kısmen unutunca o iğneyi böyle bir o şekilde onu tahmin ettiği gibi hissetmedim yani.
Ama aklım iğnede olsa, burada vuracak mı, vurdurdum. Daha ağırmadan ağırmaya başladı. Ha? Ama odaklandı şöyle, oraya kasten yapıyorum böyle. Neydi? Hayat tabaka insanı, yani bir yöntemi diyorum, olayın arkasına geçmek. Ciddi alakadar olduğu, merak ettiğim bir mevzuya odaklan. Ona odaklan, oraya odaklan. Ona Allah Allah, hayal tabakayı falan, şuydu buydu. Buradan sıyrılıyorsun. Burasının sana kat kat azap vermesinin sebebi buraya mahkum olduğundandır. Yani bunu düşündüğün için. Bunu düşünme. Hani tabii böyle muvaffak olursun. Peki düşünme demekle olur mu, olmaz? Ne yapacaksın? Yani ciddi, kendinden daha değerli bir şeyi merak edersen buradan sıyrılırsın. Bu neden çıkarsın arkasına? Kendinden daha değerli bir şeyi merak etmen lazım. Mesela arabayı merak ettin, senden daha değerli değil. İnacıttır çok. Hiç, yani diğerlerine göresi tabii ki senin de acır ama onlar gibi ezmezsin. En azından hakikatini bilirsin. Diyor ki buradan, bir de okuyayım. Bütün o zulümatı dağıttı. Tevhid dersi. Ha, niye böyle oldu diyor. Bir kişi de vefasızlık gördü. Hayattan küstüm. Tevhid bizi ne yaptı? Dedi ki tevhid. Bunlar zaten olacaktı. Zıtlarınca mı bu alem? Tek boyutlu değil ki. Zıtsız bir alem cennettir. Cehennem de tek boyuttur. Bütün kötülüklerin yeri. Cennet ise bütün iyiliklerin yeri. Dünya ise, dünya nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tencereyi getir, cehennemi koy içine. O tencere içine cenneti de getir. Cenneti. Cennet ve cehennemi karıştır. Buzdolabına koy, donsun, dünya oldu. Dünya böyle bir şey. Bunun sahibi işte. Cennet ve cehennemin karması olan şu dünya. Yok karma. Bunu bildiğin zaman bir vefasızlık biraz önce çökmüştü. Ha, bu zaten böyle olacaktı canım. Bu dünyada o da var, o da var ya. Rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbi hücum ettiler. Yani seyrettiğimiz videolar, dinlediğimiz şeyler akıl ve kalbi hücum etmeye başladı. Evet teselli buldum Kur'an'dan ama bırakmıyor ki. O da yakamı. O da zorluyor. Vesvese ve şeytan. Bak bakalım hangi sahada benim vesvese geliyorsa. Mesela namazda durun. Hangi sahada vesvese geliyor? Onu seyretmişsin de ondan. Seyretmediğin video gelmiyor ki. Demek ki şeytanımızı biz oluşturuyoruz. Neden o şeytanımız vesvesemiz? Seyrettiğin videolar senin vesvesendir. Nereye bakıyorsan, poşete ne koyarsan o dökülür. Akla ve kalbe hücum ettiler diyor. Kalbe hücum edince vesvese, akla hücum edince vehim. Vehim ne demek? Olmayan düşünceleri var eder. Vesvese var olan fiilleri yok sayar. İmanı varsa imansızsın der. Namazın var, abdestin varsa abdestsizsin der. Veya tertemiz halanın oğlu, dayının oğlu, temiz adam bir tane kusurunu da görsen sana göre. Ya bırak ya, o da adam biliyorduk ya. Bu nedir o? Bu vesvese işte. Zan. Allah da öyle diyor Kur'an'da. Zanın bir kısmı ki kaçının haramdır o. Zanların bir kısmı çok tehlikeli. İşte bunu kim yaptırıyor? Şeytan yaptırıyor. Ama bilgin de var. Bu ucumdaki münazarat-ı nefsiye lillahil hamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazara yazılmış. Onlara iktifa edip burada yalnız binden bir muzafferiyeti kalbiyi göstermek için binler burhandan bir tek burhan beyan edeceğim. Ta ki gençliğimde hikmeti ecnebiye veya fununu medeniye namı altındaki kısmen dalalet, kısmen malayaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın. Tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki diye devam ediyor. Yani nasıl olacak diye ben buraya da kesiyorum. Orada nasıl böyle Allahsız olan bir fende, bilimde, matematik, biyolojide, felsefede Allah yoksa içinde, Allah ile bakmazsan nasıl böyle olur diye 239 demalarda şimdi anlatıyor ama uzun olur, ben girmeyeceğim buraya kadar. Örneğini veriyor. Yani ruhumu nasıl eziyordu?
İnşallah müsait olursanız yarın da inşallah beklerim sizi. Yatsı namazından sonra değil mi İbrahim bizim dersimiz? Evet, evet. Yatsı namazından sonra inşallah bekleyeceğim. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.